Şimdi normal bilgisayarların algoritmasını buradaki arkadaşlarımızın çoğu biliyor ki 0 ve 1. Ve bu 0 ve 1'lere göre algoritmaları saniyenin içinde trilyonlarca sistemi okuyup bize bir cevap veriyor. Fakat şimdi kuantum bilgisayarlarının içerisinde 0 ve 1 düzeninin dışında bir sistem varsa nasıl bir sistem var? Bize böyle bir iki cümleyi özetle. Klasik bilgisayarlarda 0 ve 1 aslında varı ve yoğu temsil ediyor. Ya var Ya da yok. Ama kuantum bilgisayarlarda hem 0 hem 1 aynı anda oluşabiliyor. Bu da demek oluyor ki aynı anda birçok pozisyonda bir cisim var olabiliyor demek oluyor. hem ruh ve madde bir ve burada hem ikisi iki tane zıt uçta ve yoklar. Yani hem var hem yok bugün bilimin kullandığı bir sistem. Sadece henüz felsefesi yapılmadı. Yapılamadı belki de. Oysa ki bu hem yasasının içerisinde biz ruhumuzu beslerken bedenimizi beslerken ruhumuzu besliyoruz. Ama aslında bunların ikisi aynı anda oluyor. Yani hem var hem yok. Tabii kuantum bilgisayarları anlayan kaç kişi var değil mi? Ne kadar az insan anlıyor? Çok sayılı, dünyada çok sayılı insan var. Şimdi bir de düşünün. Kuantum bilgisayar sisteminin ötesindeki bir kavramı anlamak üzere hazırlanıyorsunuz. Bunun için incelmeye ihtiyacınız var. Bunun için anlayışlarınızı zenginleştirmeye ihtiyacınız var. Bu yeni bilgilere, yani aynı anda her iki zıttın da doğruluğunu hem var hem yok olanı anlamadığımız takdirde gelecekte hem teknolojide hem ilimde hem felsefede hem maneviyatta sınıfta kalırız. Çünkü her şey hızlanıyor müthiş bir şekilde. Peki şimdi kuantum bilgisayarlar diğerinin kaç katı hızlı ve nasıl çalışıyorlar bu özelliğiyle? Yaptığımız işe göre katsayısı artıyor tabii ki ama şöyle klasik bilgisayarlar 2 üzeri hesaplamalar yapıyorken kuantum bilgisayarlarda kaç hesap yapmak istiyorsak o üzeri en üzeri en tane en daha hızlı hesaplamalar yapabiliyoruz. Şimdi burada başka bir ters köşe daha var yalnız. Yani normal bilgisayarın kaç katı hızlıdır diyebiliriz? Ne kadar kullanmak istiyorsak aslında o kadar daha hızlı. 100 bin kat, 1 milyon kat hızlara ulaşabiliyor sizin şu andaki bilgisayarlarınızın. Fakat başka bir şey var. 4 işlem verin yapamıyor. Evet. Nasıl olur ya? Madem bu kadar akıllı, bu kadar zeki, bu kadar işlemi, yani diğerinin yüz binlerce katı, şu anda kullandığımız bilgisayarların yüz binlerce katı daha hızlı olan bir sistem 4 işlemde çoğalıyor. Ne dedik? Ruhun enerjisi buraya geldiğinde buraya adapte olamıyor. Adapte olmayı öğreniyorsunuz. Yürüyemiyor, konuşamıyor ve bu bedeni kullanamıyor. Fakat insanın şöyle bir özelliği var. Hem kuantum bilgisayarları hem normal bu web sistemini aynı anda kullanmak için buradayız. Yani gözümüz yukarılarda. Şimdi her ikisini de aynı anda bilen var mı tanıdığın sen ya da? Yani bunun üzerine eğitimler var. Yeni algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmaları kuantum bilgisayarlar yapıyormuş gibi bir simülasyonlar tasarlıyorlar ama klasik bilgisayarları kullanarak onları görselleştiriyoruz. Buna da çökme diyorlar yani. Bir tamam sıfır var, bir var ama biz bunu anlayabilmemiz için, görebilmemiz için yine klasik bilgisayarları kullanarak en son halini tahmin ediyoruz. Çok şükür. Ne isim? İrem. İrem İbn-i Sina Kadim Şifa Vakfı'nda yardım ve desteklerini şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bilgisayar için. Teşekkür ederim.